Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet kritik bir hafta kapanışından sonra e, dolar ve altın değerlendirmemizi yapacağız. Dolar ve altında neler olabilir? Bizler için önemli olan kritik destek ve direnç noktaları hangi seviyelerdir? Sizlerle birlikte e, hem dolar hem de altın tarafında bunu yorumlamaya çalışacağız. E, dolar kuruna baktığımız zaman arkadaşlar e, fiyatlamanın şu an itibariyle hafta başlangıcında 7.08 seviyelerinde e, seyrettiğini görüyoruz. Dolar TL kurunda 7.07 desteği çok önemli bir destek olacak arkadaşlar. Şuradaki 7.07 desteğimiz bizim için en önemli desteklerden biri olacak. Evet 7.07'yi takipte kalacağız arkadaşlar. 7.07 üzerinde her günlük ve 4 saatlik kapanışlarda e, dolar tl kurunun 7.19 seviyesini test etme ihtimali e, her geçen saat ve gün daha da yükselecektir 7.07 desteğinin önemi de arkadaşlar e, buradaki kuvvetli bir destek 7.07'nin aşağı yönlü kırılması halinde de aşağıda 6.99'da bulunan Yine ikinci bir destek bölgemiz var. Ee, onun altındaki haftalık destek bölgemiz de arkadaşlar 6.86 seviyesinde bulunan önemli bir destek seviyesi olarak Dolar TL kurunda gözükmekte. Ee, bu verdiğim seviyelerden e, en önemlisi yani bu hafta takipte kalacağınız seviye 7.07 seviyesi arkadaşlar. Arkadaşlar için 7.07 seviyesi takipte kalınacak önemli bir seviye. 7.07 üzerinde günlük kapanışların devam etmesi halinde yukarıda 7.22 ve 7.19 seviyelerindeki direnç bölgeleri önemli takipte kalınması gereken yerler. 7.07 altında kapanıştan olması halinde de hareketler 6.99, 6.95 ve 6.86 seviyesine doğru hareketlerini devam ettirebilir. O yüzden e, 707 noktasına dikkat diyoruz. E, daha uzun bazı arkadaşlar için dikkat edilecek nokta fazla al sat yapmayan arkadaşlar için de aşağılardan alım yapan arkadaşlar için de 686 bölgesi arkadaşlar. Dolar TL'de bu hafta 686 bölgesi önemli. 686 seviyesine dolar TL kuru e, inmemiz halinde arkadaşlar e, hala da e, trendin bozulduğunu söyleyemeyiz. O yüzden 6.86 takipte kalınması gereken bir seviye olarak Dolar-TL kurunda da e, orta bazlı al sat yapmayan arkadaşlar için takipte kalınması gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. 6.86 üzerinde e, orta bazlı düşünen arkadaşlar için e, Dolar-TL'nin tutunması 711 ve 727 e, hareketlenmesini sağlayabilir arkadaşlar. 711 ve 727 seviyelerini tekrardan gündeme getirebilir. Fakat e, bunun içinde daha orta bazlı arkadaşların da takip edeceği önemli bir destek seviyesi 686 altında haftalık bir kapanış olmaması sonucu. Kısa bazlı arkadaşlar da günlük kapanışları takip edecek. Günlük kapanışlarda 7.07 seviyesini takipte kalacak. Günlük kapanışlar ve 4 saatlik kapanışlarda 7.07 önemli olacak. 7.07 üzerinde her kalışı dolar tl'nin biraz daha yukarı yönlü hareketlerinin güçlenmesine sebebiyet verir. Fakat 7.07 altında da 6.99 ve 6.95'li seviyelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Bunu Verdiğim seviyelerin üzerinde de size göstereyim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada e, aşağıdan başlayan e, yükselen tren çizgimizi görüyorsunuz. Bunun tepesi 7.27 seviyesinde hareket ettiği alan 7.06-7.27 e, alanı yani bu 7.06'nın kırılma halinde de aşağıdaki önemli bir destek seviyesi 6.95-6.99 aralığında gözüküyor genelde hareketler şöyle baktığımız zaman 1-2-3-4-5-6 bir haftalık hareketli gün takibinde 6.95 ve 7.27 aralığı olarak gözükmekte arkadaşlar evet şöyle biraz daha 4 saatliğe inersek hareketleri daha rahat görebiliriz burada grafik üzerinde evet görüyorsunuz e 4 saatlikte e, dolar TL'nin 707 desteği üzerinde tutunması e, şart arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 70705 desteği üzerinde tutunması şart ki yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilsin. E, yukarıda da dediğim gibi 719 de bulunan e, bir direnç bölgesi mevcut. 7.07 üzerinde kalışlarda 7.07.19 ve 7.20'ye do doğru tekrardan bir ataklar gelmese de e, dolar tl'deki hareketin e, güçlü olduğunu bize gösterir fakat günlük vazda baktığımız zaman da arkadaşlar e, stokastikimizin e, sat sinyali ürettiğini görüyoruz stokastik burada bir günlükte e, sat sinyali üretiyor görüyorsunuz kırmızı maviyi aşağı yönlü kesmiş ee, ve şu an hala da sat pozisyonunda. Fakat Elliot'a göre de arkadaşlar 7.07 önemli. 7.07 üzerinde durdukça dolar TL kuru hala güçlüdür. Ve yukarı yönlü hareketlerde 7.19 ve 7.27 seviyeleri e, görülebileceğini bize gösteriyor. Fakat burada şartımız 7.07 üzerinde kalışlar şart. Burada kısadaki arkadaşlar dediğim gibi Günlük ve 4 saatlik kapanışları takipte kalacak. 7.07 üzerinde 7.19. 7.07 altına sarkmalarda da 6.99 ve 6.95 takiplerinde olacak önemli seviyeler. Daha orta bazlı düşünen arkadaşlar da 6.86 bölgesi önemli. 6.86 kırılmadıkça dolar tl'de aşağı yönlü daha hareketler beklemek şu an için zor gibi gözüküyor arkadaşlar. 6.86 üzerinde kaldıkça da orta bazlı arkadaşlar 7.11 ve 7.27 seviyelerini e, tekrardan takipte kalabilirler. Alım yapacak arkadaşlar için 6.86 ve 6.71 bölgeleri e, şu an için uygun gözükmekte arkadaşlar. Grafik üzerinde baktığımız zaman uygun gözükmekte fakat e, gelip gelmemesi günlük kapanışlara bağlı. İlk etapta 6.86 civarındaki destek alım yapacak arkadaşlar için uygun bir yer olabilir. Buranın takip edilmesi alımda olan alacak arka, arkadaşlar için iyi bir yer olarak gözükmekte arkadaşlar. Haftalık bazda grafiğine baktığımız zaman 6.95'te te bulunan destek bölgesi haftalıkta göze batmakta arkadaşlar. 6.95 aşağı yönlüde kırılırsa 6.71 seviyesine kadar, yani haftalık kapanış 6.95 altında gerçekleşirse arkadaşlar e, geri sarkmalar 6.71 seviyesine kadar da dolar TL'de gidebilir. O yüzden 6.95 kapanışları haftalık kapanışları takipte kalacağız. Altında bir kapanış görürsek eğer 6.95 altında. Ee, bu sefer 6 86 671 seviyelerindeki destekler bizim için e, önem arz etmeye devam edecek. Şu an 707 üzerinde kaldıkça dolar TL kuru olumludur. Ee, yapacak da bir şey yok arkadaşlar. 707 takimimizde olacak. Üstünde kaldıkça dolar kurunda e, kuvvetli hareketler devam. Altında kaldıkça da aşağıda 699 ve 695'li seviyeler dolar kurunda takip edeceğimiz seviyeler halinde gözükmekte. A, gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Evet, gram altını 4 saatlik bazda incelediğimiz zaman arkadaşlar gram altında 4 saatlik bazda şurada yukarıda oluşan bir kanal hareketimiz mevcut. Bakın şurada görüyorsunuz. E, tepesi 397. E, alt seviyesi de 375'li seviyelerden geçen e, bir kanal bant aralığında Gram altın hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Gram altının yukarıda hareketlerine tekrardan devam edebilmesi için 395 seviyesindeki direnci kırması halinde arkadaşlar, gram altın 405-407 seviyelerine doğru hareketini devam ettirebilir. Fakat bunun için şuradaki 395-397 direncini yukarı yönlü kırabilmesi şart. Fakat 4 saatlikte grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şurada görüyorsunuz yukarıdan gelen e çizgisi e devamlı yukarıya değip aşağıya doğru hareketini e alt banttaki 375 seviyesine doğru çevirmiş gram altında. E o zaman biz de şöyle diyebiliriz arkadaşlar gram altında bir stratejimiz. 386 üzerinde kaldıkça gram altında hareketler 386-395 bant aralığında ilerler. E, fakat 386 altında kapanışlar gram altında görmeye başlarsak bu sefer gram altında bizler için e, 375-376 seviyesi e, elinde TL olan ve arkadaşlar için değerlendirebilecek önemli bir seviye gibi gözükmekte. Ee, bunu 4 saatlik bazda görüyorsunuz. Şimdi daha net göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, şuradan geçen bir tren çizgimiz var. Görüyorsunuz. Şuradaki tepeler hep bu tren çizgimize çarpıp, e, buradan e, gram altın bir düzeltme görmüş. Her düzeltme gördüğünde de, bakın şurada alttaki yerlerden tekrardan tepki e, alışları gelmiş. Bakın buradan gidiyor. Buradan geliyor. Buradan tekrar yükseliyor. Buradan tekrar alım fırsatı veriyor. Ee, yani burası 395 üzeri yukarı doğru kırılırsa bir alım fırsatı e, ve 395'ten alıma girip e, 404, 410'lu civarları e, takip edilebilir teknik olarak. 386 altında da e, bir kırılım gerçekleşir. Günlük kapanışlar gelmeye başlarsa da Aşağıda 375-376 seviyesi ee, bu sefer de gram altında alım seviyesi olarak göze batmakta arkadaşlar. Tabi bu 376 aşağı yönlü kırılmaz. Buradan tekrardan bir tepki alırsa, burada geçmişte gördüğünüz hareketlerini tekrarlamak isterse. E, tekrardan yeni bir alım seviyesi 376'lı seviyelerde gram altın yatırımcısına verebilir. Gram altında da bu seviyeler takibinizde olsun. Yukarıda ne dedik arkadaşlar 395 Yukarıda 395, geçilmesi halinde 404'lü seviyeler. E, 386, 395 bir bant aralığı. Ü, 386 altındaki günlük kapanışlarda da alın fırsatı olarak 376 seviyesini e, gram yatırımcısına e, sağlayabilir. Bu verdiğim seviyeleri takipte kalın arkadaşlar. E, şimdilik e, haftalık kapanışlara göre seviyelerimiz bunlar. Ee, tekrardan yine güncel seviyelerimizi bulur Yeni videolar hazırlarız çekeriz bilgilendiririz sizi Hepinizi çok seviyorum Hepiniz Allah'a emanet olun Videolarım hoşunuza gidiyorsa Lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar Bu beğeni çok önemli Kanalımı da başka mecralarda paylaşırsanız Facebook Twitter e, gibi e, mecralarda paylaşırsanız Beni çok memnun edersiniz Hepiniz Allah'a emanet olun Hoşçakalın arkadaşlar